44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine hava kapalı ama bizler çıktık yollara. Geziyoruz, tozuyoruz. Ve sizinleyiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü konumuz MT7. Bununla ilgili bana birçok yorum geliyor. Abi bizler de MT7 kullanmak istiyoruz ama ehliyetimiz yetmiyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi MT7'ler 700 cc motorlar. Bunlar 600 cc üzeri olduğu için A2 ehliyette kullanılmıyor. Evet arkadaşlar, başlıktan da anlayacağınız gibi MT7'yi A2 ehliyette de kullanmak aslında mümkün. Hatta 650 cc, 750 cc, 800 cc bu tür motorları A2 ehliyette de kullanabilme imkanınız var. Peki nasıl? Arkadaşlar şimdi yeni çıkan Euro 4 normlarıyla birlikte motorlarda birçok değişiklikler yapıldı. Özellikle fabrika bölümünde motorlara limit sınırlaması getiriliyor. Yani nasıl bir limit sınırlaması getiriliyor? Mesela benim kullandığım motor MT7 700 cc ve 55 kW olması bu motoru A2 ehliyette kullanamayacağınız anlamına geliyor. Fakat büyük yetkili bayilerde, servislerde veya fabrikalarda, yani bulunduğunuz bölgede fabrika varsa, Türkiye'de bildiğim kadarıyla Manisa'da olması gerekiyor, bu fabrikalara motorunuzu götürerek motor gücünü 55 kW'den yazılım atarak 35 kW'ye düşürebiliyorsunuz. 35 kW'ye düşürdüğünüz takdirde sizler de A2 ehliyetle 600 cc üzeri bir motoru kullanabiliyorsunuz. Tabi dediğim gibi hani motor gücü yine sizin A2 ile kullanabildiğiniz sınıf motorlarıyla aynı güce geliyor. Hani değişen pek bir şey olmuyor aslında. Ama hayalinizdeki motoru kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. MT3 kullanıyorsunuz A2 ehliyetle ama MT7 seviyorsunuz. Veya Suzuki GSX 750R seviyorsunuz ama kullanamıyorsunuz, ehliyetiniz yetmiyor. Bu şekilde arkadaşlar en azından istediğiniz, sevdiğiniz, beğendiğiniz motoru kullanabiliyorsunuz. Tabii ki değişiklikler oluyor motorda, olmuyor mu? Çünkü 35 kW'ye düşürüldüğü için o motorun gücü düşecek. Zaten motor güçlü olduğu için siz bu motoru kullanamıyorsunuz, ehliyetiniz yetmiyor. Örnek veriyorum, 55 kW olan bir MT7'nin top speed hızı arkadaşlar ortalama 150, 160, 170 civarlarındayken 35 kW olan bir MT7'nin ortalama 150, 160, 170'lerde belki 180'leri zor görür. Motor gücü düşürülüyor yani. Dediğim gibi kullandığınız A2 motorlarıyla aynı güce düşüyor. Ama dediğim gibi buradaki tek avantajı, siz bu motoru A2 ehliyette de kullanabiliyor oluyorsunuz. Başka bir alternatifi yok aslında A2 ile kullandığınız motor sınıflarından. Tabii ki dediğim gibi siz, örnek veriyorum, 35 kW bir MT7 aldınız. Bunu 2 yıl kullandınız. Sonra gidip ehliyetinizi A ehliyete çevirdiniz. O MT7'yi kaldırıp çöpe mi atacaksınız veya satacak mısınız? Hayır. Gidip tekrardan fabrikaya attığınız o yazılımı, o sınırlandırmayı kaldırarak motorunuzu tekrardan eski gücüne getirebilirsiniz. Ve MT7'nizi o istediğiniz hayvan şeklinde kullanabilirsiniz.
Bununla ilgili bir kardeşimiz bana konu istediğini söylemişti ve gerçekten de faydalı olacağını düşündüğüm için sizler için çekmeye çalıştım. İsviçre'de de arkadaşlar ehliyet sistemi yavaş yavaş Türkiye'deki gibi oluyor ve diğer ülkelerdeki gibi oluyor. Ama Türkiye'de nasıl mesela A2 ehliyetiniz var. 2 yıl A2 ehliyetle motor kullandıktan sonra ancak A ehliyete yazılma hakkına erişebiliyorsunuz. Böyle bir sınırlama var içerisinde. Burada da 2021'den sonra herkes öncelikle A2'de 2 yıl tecrübe kazandıktan sonra A ehliyeti yazabilecek. Tabii ben şanslıydım. Yine diğer insanlar gibi daha bu kanun gelmeden ben direkt A ehliyete yazıldım ve şu an MT7 kullanabiliyorum 55 kW. Yani ben 2021'den sonra motorumu almış olsaydım ancak A2 ehliyetle motor kullanabilecektim 2 yıl boyunca ve sonra A ehliyeti alabilecektim. Tabii ki A ehliyeti almak bence en iyisi. Hani yaşınız tutuyorsa ve motora başlayacaksanız sizde tavsiyem A ile başlamanız olur. Çünkü her sınav bir masraf, her sınav bir stres ve her düşük ehliyette bir engeldir benim için. A ehliyeti alacaksın. Yine düşük sesli motor kullanabilirsiniz ehliyeti kazandıktan sonra. Ama ondan sonra kafan rahat bir şekilde istediğin motoru kullan. Ben de seni... Evet arkadaşlar, bu video umarım sizler için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Baba sen ne yapıyorsun? Bir sağ bir sol. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu size bir şey kaybettirmez. Bu abinizi sevindirmiş olursunuz. Merak ettiğiniz farklı konular ve bu konuyla ilgili yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hala abone değilseniz arkadaşlar boş geçmeyin. Abone olun. Çünkü bu kanalda her zaman sizler için güzel bir şeyler vardır. Ve siz yoksanız bu kanal her zaman 44 ailesi her zaman bir kişi eksiktir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle canlar, kendinize çok iyi bakın.